Türk sinemasının en büyük jönlerinden Kadir İnanır'ın hayatından en ilginç kesitleri sizler için derledik. Nasıl ünlü oldu? İlk filmi hangisi? Fatsa'da büyüdüğü eve neden tek bir çivi bile çaktırmıyor? Burası benim babamın evi, burada gördüm ben. Buram buram kaderizm kokan bu sert sözleri kimin için söyledi? Bu toplumda etek giymeye herkes etek giyecekse en son ben giyerim. Eğer etek giymek istiyorsa adam bana gelsin, ben ona giydiririm. Bir gün ansızın neden saçını boyattı? Kalplere kazınan müthiş filmlerinden. Hayal değil, rüya değil. Show TV'yi açıkladığı vasiyetine. Öldüğüm zaman da büyük kalabalıkların beni uğurlayacağını biliyorum. Türk sinemasının en büyük jönlerinden Kadir İnanır'ın hayatından en ilginç kesitler. Onu da yapardım. Hanımefendiyi evine götürün. Görmeni istediğim bir şey var. Gelin. Yıl 1967. Ses dergisi birinciliği ve sinemaya ilk adım. Türkiye'nin en büyük jönlerinden Kadir İnanır'ın sinema yolculuğu Ses dergisinin birincisi olmasıyla başladı. Ayhan Işık'tan aldığı ödülle sinemaya adım atan Kadir İnanır, ilk filmi 7 adım sonra da oynadığında henüz 18 yaşındaydı. Meşhur bıyıklarını bırakmadan önce oynadığı filmlerde toy bir delikanlıydı. İlk başrolünü Türkan Şoray'la Kara Gözlüm filminde oynadı. Bir müzisyeni canlandırıyordu o filmde. Bari kağıdını değiştirin, bu kese kağıdı ıslak. Zatınızın teşrif edicini bilselerdi karidesler ıslanmamak için şemsiye kullanırlardı. Ama bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız. Bırakın onu, notalarım onlar. Sinemanın aranan yüzüydü artık. Yıllar sonra gişe filmleri de dediği Bitirim Kardeşler serisinde Kartal Tibet'le başrolü paylaştı. Sahte değil. Haklısın. Allah'ıma para gibi kokuyor. Ulan yoksa rüya mı görüyoruz biz? Bilmem ki abi. Ufacık bir dokunsana bana. Sinemanın sert ve yakışıklı jönü. Dile kolay. Tam 182 sinema filminde oynadı Kadir İnanır. Sinemanın sert ve yakışıklı adamıydı. Yasanın kestiği parmak acımaz. Demircioğlu beni ihbar etmekle parmağımı değil, kolumu kesti. Biz de onun kafasını keseceğiz. Kiralık bir katili öldürttüler babamı. Kim vurdu, niçin vurdu anlayamadık bile. Sevgiliniz mi? Ne münasebet? Ne bileyim ben. Bozuldu beni görünce de yanınızda. Niye bozulsun, size öyle geldi herhalde. O sinirlendiğinde ve bağırdığında milyonlar beyaz perdeye kilitlenir kalırdı. Dinle yeğenim. Kitapları kim yazar ve kitaplarını yazar bilmem. Bildiğim şu ki kitaplara kapanıp kalmak yetersiz. Bu sorun tartışılır. Bitmedi arkadaş. Sen şimdi okula gidiyorsun. Harçlığın, kitapların, fasafiso her şeyin var. Senden daha küçükken ben karnımız doysun, sobamız yansın diye zenginlerin arabasını yıkardım. Deselerdi ki oramızı buramızı yıka, onu da yapardım. Meşhur Deli Kadir sahnesi yıllardır unutulmayan replikleri arasına girdi. Cemal, ben Kadir. Deli Kadir lan! Kerim'i arıyorum, evini terk etti. Eşsiz bir ikili, Kadir İnanır'la Türkan Şoray. Türk sinemasının birbirine en yakışan çiftiydi onlar. Kara Gözlüm filmiyle başlayan birlikte başrol oynama gelenekleri yıllarca devam etti.
siyah eğlendirdiler izleyiciyi aşklarıyla. Kah duygulandırdılar. Hayal değil, rüya değil. Bitti. Bulaşık bitti. Dostlukları hep devam etti. Son oynadıkları Gönderilmemiş Mektuplar filminin galasına böyle el ele geldiklerinde herkes iki efsaneyi izlemişti. Unutulmaz filmleri Dila Hanım Devlerin Aşkı ve Selvi Boylum Al Yazmalım'la Yeşilçam'a iz bırakan bir ikili oldular. Burada en iyi. Kızdın mı? Hadi in. Artık gelmeyeceksin değil mi? Gelmeyeceksin. Gelme. Kızma da. Benim elimde bir şey yok. O bir fatsalı ve köydeki evine hiç dokunmuyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde büyümüş ve yetişmiş bir yıldız Kadir İnanır. İşte burası onun doğup büyüdüğü ev. Burası benim babamın evi. Burada doğdum ben. Buyurun. Evi aynı doğduğu gündeki gibi. Sadece modern çağın getirdiklerini taşımış evine. Ama köydeki evinin banyosu hala eski usul. Evin eski özelliği hiçbir zaman değiştirilmemeye gayret edildi. Ama işte artık çağın nimetlerinden faydalanalım diye elektrik muhale edildi. Eskiden gaz lambası lüks falan yeterdi. Hani Anadolu bahsediyorlar ya. Palavra'dan Anadolu değil yani. Biz gerçekten Anadolu'yuz. Bak bunların hayatı aynen yaşıyoruz. Buraya şimdi bir tane lüks koyduğumak o kadar basit ki. Hemen bunu çağırsın bir dakika. Elektrik falan yaparlar ama o değil yani. Yıllarca şunu söyledi Kadir İnanır. Hayatına girecek insanların bu evde yaşamayı bilmesi, bu şartlara uyum sağlaması gerek. Benimle hayatını birleştirecek insan önce burada yaşamayı öğrenecek. Mesela dese ki ben burada yaşamam dediği anda asla olmaz. İşte bunun kavgasını biliyorum. Kadirizm akımı ve Kadirizm akımının kuralları. İster maço deyin, ister delikanlı. Kadir İnanır 182 filminin birçoğunda o sert bakışları ve hayata karşı duruşuyla bir akımın öncüsü oldu. İpek halılar sericiğim altına. Korkma. Korkma. Namussuz değil senin oğlum. Oğlum, canım oğlum. 2000'li yıllarda Kadirizm olarak adlandırılan bu akım Kadir İnanır'ın duruşunu simgeliyordu. Beni yıpratmak öyle kolay değil. Hiç kimsenin aklına düşmez. Herkes kendi şeyine bakacak. Boyuna, posuna, kilosuna bakacak. Ondan sonra konuşacak. O günlerde tıpkı Türkan Şoray kanunları gibi Kadirizm prensipleri yazıldı basında. İşte o prensiplerden bazıları. Kadirizmin ilk kanunu korkusuz olmak. Harçlığın, kitapların, fasafiso her şeyin var. Senden daha küçükken ben karnımız doysun sobamız yansın diye zenginlerin arabasını yıkardım. Deselerdi ki oramızı buramızı yıka onu da yapardım. Ve Kadirizm güzele bakmayı bilir. Delici bakışlarla güzele bakar Kadirizm. Asya. Kadir İnanır her ne kadar Kadirizm kelimesinden hoşlanmasa da bu akım yıllardır konuşuluyor. Ortaklığınız bitecek. Haram yediğiniz paralar garibanların olacak. Yoksa Mustafa'yı da, Halil'i de, seni de perişan ederim. Olay filmi, konser Shakespeare'i ve etek tartışması. 2000 yılında Kadir İnanır'ı yeni dönem sinemada farklı bir filmde izledik. Konser Shakespeare'de kızı için Shakespeare'in kraliçesi olan bir polisi oynuyordu Kadir İnanır. Kimsin sen kardeşim? I am the president of the Human Rights Commission of Europe. Bir dakika. Filmde giydiği kraliçe kostümü için o tarihlerde Kadirizm etek giydi başlıkları atılmıştı. Bu başlıklar çok sinirlendirdi Kadir İnanır'ı. Bir filmde giydiğim bir kostüm. O filmin senaryosu gereği bir piyes oynanıyor.
Senaryonun gereği onu giyiyorum. Hangi mantık o giydiğim kraliçe kostümüne etek diyor? Etek ne demek? Bu toplumun değer yargılarını iyi bilenler etek giymenin ne olduğunu çok iyi bilirler. Şimdi benim giydiğim, ben orada etek giymedim. Ben orada bir kraliçe kostümü giydim. Kadir İnanır etek giydiğine dair yorumlara çok sinirlenmiş ve öfkesini Kadirizm esintisiyle cevaplamıştı. Bu toplumda etek giymeye herkes etek giyecekse en son ben giyerim. Meraklısına da giydiririm. Eğer etek giymek istiyorsa adam bana gelsin, ben ona giydiririm. Televizyon dizileriyle etrafını güzeller sardı. 2000'li yıllarda televizyon dizileri yaptı ardı sıra. Bu dizilerde dönemin güzelleri eşlik etti Kadir İnanır'a. O dizilerden biri olan Marziye'de Gülben Ergen'le oynadı. Marziye! Niye ağlıyorsun? Kim ağlattı seni? Yok bir şey. Böyle ağlayan bir insanın derdi olmaz mı? Söyle bana, olmaz mı? Marziye dizisi 2 yıl devam ederken iki sıkı dostu Kadir İnanır ve Gülben Ergen. Biz Marziye'de 65 bölüm 2 yıl boyunca inanılmaz saygın, inanılmaz sevgi dolu bir ikili oluşturduk. Gönlümüzde de hala ikiliyiz. Ama o dizi sonrası Gülben Ergen'i memleketi Fatsa'ya davet eden Kadir İnanır beklediği yanıtı alamayınca Gülben Ergen'le yollarını ayırdı. Aşkın, ihanetin ve nankörlüğün kucağında, kucağına düşmüş insanlar hayattan ve bu olguları yaptığı insanlardan özür dilemeliler. Derman Bey dizisinde birlikte oynadığı Ayşe Hatun Önal'la birliktelik yaşadı Kadir İnanır. Her şey gözleriyle anladım. Anladım. O yüzden iyi anlaşıyoruz. Adı birçok güzelle anılan Kadir İnanır uzun süredir Jülide Kural'la birlikteliğini sürdürüyor. Kadir İnanır'ın bilinmeyenleri. Halk müziğinin meşhur türkülerinden Hekimoğlu'nu Kadir İnanır derlemiştir. Bir Fatsa türküsü olan Hekimoğlu'nu bulup çıkaran Kadir İnanır'dır. Aynalı Martin yaptırdım da narinim kendi neslime. Aynalı Martin yaptırdım da narinim kendi neslime. Kadir İnanır'ın kurbağalara karşı özel bir ilgisi var. Kurbağa figürü koleksiyonu yapan Kadir İnanır gittiği her yerden kurbağa figürleri satın alıyor. Kadir İnanır, kırık ayna için hayatında ilk ve son defa saçını boyattı. Kadir İnanır'ın saçını boyattığı anlar kameralara böyle yansımıştı. Türk sinemasının en zor şartlarda çekilen filmlerinin başrol oyuncusuyum. Saçımın böyle oluşunu filmimizin yönetmeni istedi. Değişik bir karakter oluşturalım dedi. Ben onu asla kıramazdım. Zaten filme de biraz onun hatırı için kabul ettim. Kadir İnanır kendisine birçok kere teklif edilmesine rağmen zengin salon erkeği rollerini hiçbir zaman kabul etmemiş. Usta oyuncu hep zor rolleri tercih etmiş. Sıcacık bir köşkte modern giysilerle bir dizi de yapabilirdim. Ama ben her zaman zoru seçerim. Sen de şunu üzerine çek. 20 lira satar. Bas! Bas! Kadir İnanır'ın ölümle ilgili sözleri. Ciddi rahatsızlıklar yaşadı Kadir İnanır. Bu hastalıklar sürecinde hep aklının bir köşesinde bir gün aramızdan ayrılmak oldu ve bunu dile getirdi. Benim bedenim gider. Ben ölmem ki. Dünyanın güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan televizyonlardan izleyeceksiniz. Show TV mikrofonlarına Kosova'da yaptığı açıklamalarsa arşivlik nitelikte. Bir gerçek var ki tartışılmayan, herkes ölecek. Yaşarken güzel şeyler bırakmak, büyük saygınlık bırakmak, çok güzel eserler bırakmaktır asıl olan. O bir efsane.
hep de bir efsane olarak kalacak. Kadir İnanır, Türk halkının gözünde hem yaptığı filmler hem de duruşuyla hep büyük bir yıldız.